Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir oyuna başladım. SCSX ile oynuyoruz. Bu sefer bir CS. Bakalım neler olacak. İki tane hoşimi yapıyorum ya. Bu seride hep hoşim yaptım acaba. Evet, kilitledi. Düz yukarı çıkıyorum. Şeklini tamamladı. Şeklimi tamamlıyorum. Ve direkt aradan yaklaştı. Bu pozisyonda bu kicklemek ya da Kosumitsuke denen hamle güzel iş yapıyor. Köşeyi koruyor ve beyazın da aşağıda rahat base yapabilecek bir alan olmadığı için ufaktan bir saldırı başlatacak. Zıpladı. Tamam. Ben de takip ediyorum kenardan alan yaparak ve aşağı indi. Kapatabilirim. Köşe büyük alan ve beyaz hala zayıf. Buradan zıplarsa araya girdim kapattı. Böyle yapışamıyorum. Atari çekiyor. Buradan gözümsü şeyler almasını istemeyiz. O yüzden ben kocaman koruyayım köşemi. O nasıl yaşayacağını düşünsün bakalım. Böyle. Birazcık dar hissettiriyor. Şöyle daraltabilirim. Şimdi artık buraya girerse tepeden kapattım, uzadı kapattım, uzadı böyle bağlanmaya başlıyor. O yüzden teniki yapasım yok çok. Ama nasıl korusak? Buna takıldı aklım çok. Böyle yapalım bakalım. Kapattığında şimdi burada yine çeşitli zayıflıklarım mevcut. O yüzden bir kere daha aşağı ineceğim sanırım. Yani ikinci sıra çok oynamak istemem ama bu grubun kesinleşmesi güzel ve beyaz grup hala daracık. Onun da biraz gözünü tehdit ediyorum. O yüzden sıkıntı yok. Artık burada yapabileceği çok bir şey kalmadı. Teniki. Peki. Bir sıra atalım. Köşede girerse şöyle sentede bir duvar alacağız. Bu gruba daha güzel saldırabiliriz ileriki zamanlarda. Bu kenardaki taşlarımın artması güzel bir şey. Zıpladı. Şimdi ben de zıplayacağım. Sonra o shoulder itli tepeme basmadı. Bu genelde iyi bir değişim değil eğer şimdi böyle oynayacaksa. Çünkü böyle oynadığı zaman direkt böyle yaptı. Peki zıplayayım mı? Ya da bu grubumu yerleştirebilirim herhalde. Ya da göz yapmasın da diyebilirim. Göz yapmasın diyebilirim. Bunu beğendim şimdilik. Beyaz grubu birazcık daha zayıf tutalım. Evet, yaşamaya hamle yapıyor. Bu grup unutuldu. Sağ kenara bir hamle daha yapabilirim. Buraya artık cevap vermeme şu an için gerek yok. Ya da şöyle biraz şeklini bozsam mı? Ama benimki de bozuluyor. Gerek yok. Tenuki'mi bu gruba saldıralım mı? Bu gruba biraz bir saldıralım ya. Bir hamle alıp sonra oynarsam kenar bayağı büyük olmaya başlıyor. Bayağı da zayıf aslında yani.
Bakalım nasıl kaçacak. Sanki kaçmayacakmış gibi bir şey sezinliyorum. Ama kaçması lazım. Bir hamle daha yaparsam neredeyse ölüyor. Kaçtı. Daha kovalarız herhalde. Bir kere daha en azından. Bir kere daha oynayalım. O bu yöne kaçmaya başlayınca ben de bu hattan fırlayabilirim. Bir kere daha. Ya da zıplayabilirim. Ya da daha bu gruba baskılı bir şekilde yaparsam, sente de birkaç hamle alırsam sonra yine buradan zıplayabilirim. Bayağı sıkışmaya başlıyor. Shoulder it'i beğendim. Altından süründü. Zıplayarak devam. Ya da şimdi ya da sağ kemeri koruyabilirim. Zıplayarak devam edelim. Sağ kenara girerse ben bu taşı kaçmaya başladığım zaman bu grubu yine süper güçlü değil. O yüzden sağ kenara girmesinden çok korkmuyorum. Tenük yaptı yine. Heh. Bu grubu birazcık gezdireceğiz o zaman. Şöyle bir dolaşmaya çıkaralım bakalım. Yani artık bu grubun ölmesine izin veremez. Ben bir hamle daha yaparsam öldürebilir miyim emin değilim. Ama şu an bayağı sıkıştı. Kendi grubuma da dikkat etmem lazım. Şuradan bir peep yapıp tekrar mı tepeyi kapatıyoruz? Sanırım böyle güzel. Kapattı. Yukarıdan devam. Daha geniş. Ya böyle. Böyle saldırılardaki en büyük sıkıntı yani rakibi ittirip ittirip sonra kendin ölmek. Öyle bir şey yaşamamaya dikkat etmemiz lazım. Önünü kapattık, peep yaptı, kapattım. İçeride henüz bir şey yapamaz. Dışarıya da çıkışım hala mevcut. O yüzden şimdilik korkmuyorum. Ve bu tarafı oynuyor. Şimdi burayı birazcık kapatabilirim. Mesela şöyle yapışırsam burayı bağlar diye tahmin ediyorum. Yani bağlanması karşılığında bana köşeden bir şeyler verecekse o da kabul. Boş üçgen yaptı. Yani çok güzel değil şeklim. Beni kesme derdine düştü o anladığım kadarıyla. Tamam kessin bakalım ama senin de dikkat etmen lazım. Kesti. Şimdi hane yaparsam boş üçgenini bayağı sıkıştırıyorum. Önümü kapattı, kesebilirim. Bağladı, bağladım. Bir hamle daha yapması lazım. O zaman sente de hane ve bağlamayı alabiliyorum. Sonra da buraya bambu yatsam sıkıntılarımız çözülür. Haneyi yapalım. Direkt böyle. Şimdi bambu içeriden bir şey yapabileceğini hala sanmıyorum. Burayı da kesmedi henüz. Bambuyu yaparsam şu yapışmayla çıkmaya çalışacaktır muhtemelen. Bambudan güzeli var mı elimizde? Böyle bir şey yaparsam sente de kesecek. O yüzden bambu. Buradan dışarı
Çıkabilir, çıkamayabilir. Bir haneyi yaparız her türlü. Çok fazla şiddetli oynayıp da patlamamak lazım. Birazcık kesileceğiz ama Kasumi kapatıyoruz içeriye. Yani bir şeyler vermem gerekse bile duvarım artık baya büyük olmaya başladı. İki taş üç taş bırakıp yaşamasına izin verebilirim. Atari, bu biraz rahatlatıcı benim için. Buralar kesildikten sonra böyle piplerden korkmama gerek kalmayacak. Bağlıyorum memnuniyetle. İçeri yaşamak için hamle yaparsa tamam, süper. Bu bir kazanç bizim için. Hala yaşadı mı emin değiliz galiba. Ama sanki yaşadı. Yani buradan bir göz dersek, şimdi böyle yapsam o böyle yapsın. Şunu bir oynayalım. Gerginlik sürsün. Ama ikinci sıra oynadık. Belki de tenik yapsak daha iyi. Çünkü şimdi o daha güzel bir hamle yapıp yaşarsa, mesela bu. Bunu atari çekeyim mi? Burayı sonunda koruyacağım. Atari onu güçlendiriyor olabilir. Ama o da araya girerse çektim. Yani emin değilim, çekmeli miydim? Şimdi Sente'de yaşama tehlikesi doğmaya başladı. Bu durumdan pek memnun değilim. Bu hamleyi galiba oynamasak daha iyiydi. Keserse atari çektim, uzadı. Aşağıdan süründüm. Atari çekip dönerse başım belada. O zaman burayı korumak lazım. Nasıl koruyalım? Böyle koruyalım. Şimdi böyle korursam da olurdu aslında. Bu biraz daha pasif oldu ama burası da o kadar büyük ki acı kalsın istemedim. Şimdi aslında neredeyse yaşadı, yani bunu ittirse belki de teniki yapabilir. Ama dikkatli olmak lazım. Yani Sente'de yaşasa da kabul edilebilir. Baya güzel bir duvar aldık ama şimdi buraya oynamıştı, bir daha oynayacak. O ben de bunu zıplamam artık çok büyük olmaya başladı. Bu taraf mı? Bunu beğenmedim. Yani grubum yaşadı mı diyorsun? Yani kabul edebilirim yaşadığını. Ama yaşadıysa bile tamam, biz de tanık yapalım. Şunu bir zıplayayım. Bayağı büyük. Bu grubuna da bir stres veriyoruz yavaştan. Bir grubun zayıflığını tehdit ederekten böylemesine büyük alan yapan bir hamle varsa her zaman bayağı tatmin edici. Bu grubumla ilgili bir sıkıntı artık yok yani. Bağlanabilirim. Keserse içeride neredeyse 10'dan fazla puan var. Bu taraftan zıpladı. Şimdi devam edersem bu sefer burayı dönmeye başlayacak. O yüzden ben de bu taraftan gidebilirim herhalde. Şöyle iki boşluklu geçti içimden. Bu taraftan. O zaman kovalamaya devam mı? Yani aslında yaşıyor da. Ama böyle kosumu falan yapıp kapattırırsa bana daha da memnun kalabilirim. Bir kere daha zıplamalı mıyım?
Ya da bu köşede artık biraz ilgimi çekiyor. Her an tenis yapabilir çünkü. Bu köşeye bir dadanalım. Yani bu kenarın da bir hafiften büyük olma potansiyeli var. Şimdi buralara oynayacağı hamlelerde hem bu hattan kesme hem buradan bağlanma tehdidi olacak. O yüzden ben böyle bağlanmak zorunda kalacağım muhtemelen ve aşağıdaki alanı alacak. Ama ben burada güçlendikçe bu yönde ilerlemem kolaylaşacak. O yüzden bir tehlike yaşayacağımı sanmıyorum. What is this? Köşeden hoşlanırım. Neler sevdiğim şeyler. Cevap aldık. Buna da alır mıyız? Veya bunu kese de biliyorum. Ama burada bayağı inceliğim oluşmaya başladı artık. Bir de yukarı çıkıp base yapabilir. Ben kendime bir base yapayım önce. Ya da bunu Ne? bitireyim. Bir base yapayım. Buraya bir yerleşelim. Sonra şimdi kesebiliriz ileride. Bunu kopartabilirim. O buraya oynadığında artık bağlanmış oluyor. O yüzden direkt kesmeyi... Yani bu beni çok kes diyor. Bunu bir keselim, makas gibi kıtlatacağız orada. Tek taşıyla ne yapabilir? Çok bir şey yapabileceğini sanmıyorum. Ha, böyle mesine şeyler diyorsun. Bu beni paramparça etmek niyetinde. Ama bu grubunun artık yaşadığını kabullenmiştik. Bakalım biraz kessin bizi. Yani yanlış okumuyorsam kapattım, kesti, kapattım. Atari çekti, uzadım. Diyelim ki bir daha atari çekti, uzadım. Buradan kesip bir şeyler yapıp bu taşı alabilir. Ama beni burada bayağı güçlendirmiş olacak bu süreçte. Merdiven falan yok değil mi? Merdiven falan yok. Bir daha atarı çekerse ben... Oo. Böyle kolay. Koruması mı lazımdı? Yok, kesemiyordum galiba, değildi lazım. O zaman ben bağlıyorum ve bütün sıkıntılarım bitiyor. Beni buradan kesip çok bir şey yapamıyor galiba. Kesti, kapattım. Burayı kesmesi... Kesti, kapattım. Bundan sonra buradan da tam kesemiyor. Biraz nefes darlığı yaşıyorum ama buna cevap vermek zorunda mıyım içeride? Biraz inceleyecek şeklim. Bunu bir bağlayayım. Yani bu taşları alıyorsa bile belki de verebilirim artık. İki taşı en azından rahatlıkla verebilirim. Tamam, görelim. Atari çekti. Bağlarsam 1, 2, 3 nefesim kalıyor. Kestiğinde 2 nefesim var. Atari çekti. Aşağı indim. 4 nefesim var. 3 nefesi var. Yetişemiyor. İki taşı bile bırakmama gerek yok galiba. Atari'yi bağladık. Taşını kaçıyor. Buraya tekrar bakalım. Atari çekti, bağladım. 1, 2, 3 nefesim var. Keserse 2 nefesim kaldı artık. Atari çektim, uzadım. 1, 2, 3 nefesim mi var? 1, 2, 3, aynen. Onun da 3 nefesi var. Önce ben öldürüyorum. Ben
Şu güzel girmemizi ve bu hattan bölme hamlemizi oynayayım. Şimdi bu grup biraz başına bela olacak. Buradan bağlanmaya çalışırsa ben de kesmeye çalışacağım. Şimdi mesela uzarsa keyime attım mı bu duvar boyunca süründürürüm aynen. Şimdi biraz başı belaya girecek o beyaz grubun. Arkada böyle bir duvar varken kaçmak tatlı değil. Benim ama bu duvardan kesilmemeye dikkat etmem lazım. Bir kesme noktası şurada gözüküyor. Yapıştı, kapattım. Kesti. Böyle mesine uzayabilirim. O zaman buralarda mahsur kalıyor o kesen taş. O zaman buralara kadar rahatça ittirebilirim. Bir daha hani abartıyor muyuz? Gerek yok hani. Şimdi belki hani. Hani yaptım. Burayı dürtebilir. Double hani bile yaparım. Sanırım. Burayı dürtüp buradan ateliyle kesip uzarsa koruyabiliyorum. Ama sonra burayı da mı kesebiliyor? O nispeten daha pasif bir cevap geldi. Şimdi buraya Kosumi ile dokunursa, bağlarsam araya girerse Atari buradan biraz kesilebilirim sanki. Şöyle bir şey yaparsam aslında her şeyi koruyor mu? Neyse ben kapattım içeriği. Baya küçük kaldı ya. Buralardan biraz kesebilir. Ama direnebileceğimi düşünüyorum. Kesti, ittirdi, kesti, uzadı. Yani patlıyor olabilirim ama burası da çok büyük oldu. Evet, parçala beni. Önce nereden keseceksin? Ha, şöyle güzel bir yapışması var galiba. Öyle yaparsa kesemiyorum. Böyle yaparsa buradan haneleyeceğim. Böylemesine geliyor. Şimdi kesti, atarı çektim, uzadı. Bu tarafı korursam bu taşı merdivende falan alabiliyor muyum? Merdivende alamaz muhtemelen. Bakalım. Böyle uzarsa da ayrı bir sıkıntı. Böyle kesti direkt. Atari. Bu grubu da bu sırada biraz içeride kalıyor. Şimdi bu kesmesi var. Bu kesmeyi korursam Atari çekti, uzadım. Bir daha Atari çekti, uzadım. Bir daha Atari çekerse iki taşa dönerim. Biraz çirkinmiş. Şöyle mi çıksam? Evet, iğrenç bir şekil yaptım. Çünkü hem kesmeyi koruyup hem bunun nefesini kapatmak istedim. Evet, burada yani bu tam olmuyor. Çünkü buradan da ittirebilirim. Ama biraz squeeze'liyoruz galiba. O zaman direkt böyle mesini versem. Atarı çektim, uzadı. Yine buradan çekmek zorundayım. Yiyeceğim. Atarı çekecek. Karlı bir değişim ne olacak? Galiba karlı bir değişim olacak. Birazcık dar alanlara girdik. İttirdim, kapattı. Böyle atarı çekerim. Uzarsa sıkıntı yok, bağlanıyorum. Kapatırsa yedim.
Bir de buradan hatır çekti. Bağladım. Tamam, yine sıkıntı yok. Burası bağlı. Bunlar içeride. Uzadı. O zaman hatır çekip bağlanıyorum. Başka bir şeye gerek. Ya da şöyle mi bağlanayım? Aynen bu galiba. Böyle biraz yüzüyorum ama. Tamam, atarı. Bir daha oynamama gerek var mı? Araya kafayı soksa atarı çektim, geri döndü. Böyle bağladım. Bir daha oynamama gerek olmayabilir. Ya da şöyle oynayabilirim. Bu üstteki alanı da biraz koruyor. Şimdi buradan girecek ama ben yine en kötü dördüncü satırdan alan yaparım. Şu hamleyi beğendim biraz. Bu hamleyi oynayayım. Hani yaparsa önünü kapattım. Atari çekti, kapattım. Böyle ittirirse atari çektim, kapattı. Buradan bağladım. Biraz sıkıntı olabilecek gibiydi ama bu biraz daha rahat sanırım. Direkt kesiyorum. Direkt kesiyor muyum? Direkt kesiyorum. Pip var, kapatırım. Böyle şeyler yapabilir miyim? Biraz fazla ince. Aa, direkt içi rahatladı. Tamam, görelim. Sonra pip yapıp keserse yine biraz fazla ince. Şu hamlemin de sente olduğunu varsayıyorum. Kesip 3 taşı almak için. O yüzden burayı rahat kesebileceğini sanmıyorum ama köşem mi sıkıntı olacak? Köşe biraz sıkıntı olabilir gibi. Görelim. No, nefesim bayağı azaldı. 1, 2, 3, 4 nefesimiz kaldı. Kaplan ağzı. Ha, bir daha pip. Kapattım, bağladım. Artık evet, biraz sıkıntı yaşamaya başlayacağız. Kapattım. Bağladı. Böyle kaplan ağzı. Biraz tehlikeli gözüküyor. Burayı da bilir. Şimdi her şeyi alamayacağız anladığım kadarıyla. Bağlarsam bağladı. Buraya bir hamle yaparsam burayı koruduğunda bu grup şimdi sıkıntı. Önce şu grubu kurtarmaya yönelik ve onun bu grubunu tehdit etmeye yönelik şuradan çeşitli sorular sormayı planlıyorum. Snapback'e düşmeyelim aman. Şimdi burayı alırsa ben de bir daha aşağı indiğimde bu grubu öldüremeyecek de olsam sente de bunu alacağım. Bir noktada da eğer burayı feda edeceksek şöyle atarı çeksem daha küçük. Ha, bayağı küçük. Böyle yaptım, keserse alttan bir daha ne yapabiliyorum? O hanenin de önünü kapatamıyor. Yani aslında iki taşı falan alacak sadece. Atari'yi çektik. Şimdi böylemesine verebilirim galiba o zaman. Bunu beğendim biraz. Daha güçlü olan hamleye bakmayı sürdürüyorum. Ama yani biraz riskli gözüküyor. Zaten burada öldürdük, o yüzden sakin oynayabiliriz. Kapattı. Kapattığımda 3 nefesi var. İttirdiği falan benim gözümde var. Bir şey yapamaz. Kesiyorum. Şimdi artık burayı da bağlayabilirim. O zaman hiçbir şey kaybetmedik. Oh, birazcık abartılıyor. Bağlarsam aşağıdan bağlarsa bu hamlem sente. Onu da korursa bu grubun artık iki gözü var.
Bu birinci sıra taşlarıyla da şunu öldürebilir mi? Çok sanmıyorum. Herhalde bağlayacağım. Bağladım. Bağlamaya kalkarsa taş yedirip bunu oynadığım zaman aynen neredeyse ölüme çok yaklaşıyor. Bu bir snapback tehdidi. Bu hattı kesmeye çalışıyor. Bağlayalım. Şimdi çeşitli parçalanma ihtimallerimiz yine var. Ama burayı saymıştık. Ama bu nefesin kapanmasıyla birlikte buradaki kesme biraz değişecek. Dikkat etmek lazım. Aynen. Bu nefesi kapatınca burayı korumam lazım artık. İçeride yaşayacak mı? Artık yaşasa bile problem değil muhtemelen. O yüzden onu düşünmüyorum. Korudum. Yaşıyor galiba. Böyle yaparsa kapatırsam. Ama kapatmak zorunda mıyım? Değilim. İttirdim, aşağı indi. Kesersem bu tek taşı falan yiyebilir. Taş yedirdim, atarı çektim. 1-2-3 nefesi var. Benim de grubum. Neyse. Yaşa bakalım. Ben şu gruba birazcık daha sataşayım bu sırada. Yaşadı, sıkıntımız yok değil mi? Bir kov tehdidimiz var. Burası ileride biraz daralacak. Ben şu grubu rahatsız edeyim. Yazın artık buraya. Aynen. Center. Okay. Böyle mi yapıyoruz o zaman? Buraya oynadık. Çünkü beyazın oynaması senteydi ve göz yapıyordu beyaza. Şimdi ne yapacak acaba? Hani bunu şimdi ben hani yaparsam kesemiyor artık iki taşı alırım. O zaman hani yaparsam burayı alacak. Atari çektim. 7. Ben bu haneyi yapıyorum. Burası kopacak. Biz de kopmayalım. Yani bu üç taşı benim en azından burada hızlıca görebildiğim bir üç nefesim var. Onun da üç nefesi var. Herhalde öldüremez. Şimdi aşağıdan bağlanmaya kalkarsa atari çektim, bağladı. Atari çektim, bağladı. Yani bu üç taşı öldürürüm. Burayı bağlıyorum o zaman. Evet. Aşağı indi, bölüyorum. Bu grubumun bayağı nefesi var. Şimdi bunlarla yaşamaya çalışacak. Kolay gelsin. Sanmıyorum. Pip. Şimdi böyle saldırırken genelde öncelik kendi taşlarını güçlü tutmak. Ben kesilip ölmediğim sürece beyazın yaşaması bayağı zor. Şöyle kapatayım. Bitirdi. Uzadım. Şeklime bakıyorum. Bir kesinti, bir sıkıntı yok gibi şimdilik. Evet.
Kapattım. Hani yaparsa Atari korursa kesen taşı alırım. Başka bir hamle görünürde yok. Sert bir piyip kapattım, uzadı kapattım. Keserse alttan dönerim. Yani aşağı inmesi de bağlanma sentesi. Kapattım, aşağı indi. Mesela ben de düz aşağı indim. Sonra kesti ama o zaman bağlanabiliyorum artık. Burada aynen zor. O yapıştı. Hani yaparsam keserse tek taşı yerim. Hani yaptım, geri çekti, korudum. Hani. Kesti. Yiyebilirim, değil mi? Aşağı inmesi benim yememle alakalı sente. Aşağı inse bile ama 1, 2, 3, 4 nefesim var, bunları öldürürüm. O zaman bunu yiyorum. Pek yapabileceği bir şey kalmadı. Yani burada yaşamaya çalışacak gibime geliyor. Böyle yaparsam atari çekip bir şeyler yapıp ben o yüzden köşemde sıkıntı var mı? Keyme yaparsa kapattım yukarı çıktı. Yani bir daha böyle falan yapabilirim. Neyse burada da yaşayamaz muhtemelen. Yaşarsa da burasının ölmüşlüğü yeterli olur. Oyunun bu aşamalarında gerilen arkadaşlar oluyor. İşte kaybettin, niye hala zorluyorsun falan. Gerek yok aslında gerilmeye. Bu oyunun en zevkli kısmı artık. Rakip işte uğraşıyor. Sen rahatsın. Tahtaya koyabileceğin 10 hamleden 9'u kazandırıyor. Çok büyük bir hata yapmadın. Bir sıkıntı yok. Ha, arada yapıyoruz. Çok büyük bir hatada buradan kaybediyoruz oyunu. Ama o da bu onun cilvesi yani şu an kazanmış değil aslında siyah. Oyun devam ediyor. Kazanmak için
hata yapmamayı sürdürmesi lazım beyaz oyunu sürece. Oyun sadece bitince sonuç kesinleşiyor. Herhalde sağlayacak seri. Aynen, süresi bitti. Bu oyunu kazandık. Bakıyoruz şöyle bir baştan. Bu giriş şey gerek yok. Yani tahta daha bomboş. Beyaz bir sürü başka şey de yapabilir. Gidip de siyahın zaten tahtadaki 5 tane taşı var. İkisinin arasına dalmaya boş tahtada gerek yok. Siyah o taşa saldırırken tahtanın daha boş olan kenarlarında daha fazlasını kazanabilir genelde. Şu anda da öyle oluyor. Buradaki alanımı sildi ama buradaki alanı kesinleştirdi ve kendine de bir tane zayıf grup edinmiş oldu. Burada ben şöyle oynamasını bekliyordum. Daha standart şekil bu. Hem bu taşlarıyla da biraz rahatlatıcı bir etkiye sahip. Bu varyasyonu oynarken beyazın bu değişimi yapması genelde iyi değil. Çünkü siyah burayı kesebiliyor. Siyah burayı kesebiliyorsa 9'a 10 değişimi beyaz için kötü. Çünkü 9-10 olmazsa eğer beyaz direkt 10'dan sansana girip yaşayabilir. O yüzden burada bunu yaptığında garip geldi. Ama sonra zaten böyle devam etti. Şimdi bu grupla ilgili bedel ödemeye devam. Ve bir teneke daha. Aslında mesela şimdi böyle zıplarsa veya böyle yapışarak zıplarsa belli bir oranda özgürlüğe kavuşuyor. Bu hamle evet büyük ama şimdi önümüzdeki 10-20 hamle boyunca bu grubu yaşatmaya çalışacak ve siyah çok daha fazlasını kazanacak bir tek bu hamleden. Beyaz bunu kazanmıştı. Siyah burada bir sürü hamle alıp bir de buraya zıpladı. Bu olan biten bir tek bu hamleden daha büyük. Burada mesela kesti, kesti, kesti. Böyle şeyler yapabiliyordu. Bu aynen benim merkezdeki etkimi bayağı kırıyor. Ama burada da fazladan bir 5-10 puan artı ciddi güç veriyor. O yüzden kabul etmiştim bunu. Bu grubun zaten yaşadığını varsayarsak. Ama oyunda direkt dönüp bağladı. Bu ekstra rahatlatıcı. Şimdi bu grubun başı bayağı belada. Belki de buna cevap vermeyecekti. Yani o türlüsü de zor. Ama biraz daha rahat gözüküyor deminkinden. Bu hani evet olmuyor. Burada koruması lazım. O zaman da bir ölüm yaşam problemi olacak. Burada beni bu kadar güçlendirmesinin sonuçlarından biri bu.
Bu da böyle bir oyunumuz oldu arkadaşlar. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Görüşmek üzere.